Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Tesla ve SpaceX kurucusu Elon Musk 2017 yılında Türkiye'ye gelmiş, Anıtkabir'i ziyaret etmiş ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmüştü. Elon Musk ve Cumhurbaşkanı Erdoğan bu ziyaretten sonra da hem telefon hem de video mesaj yoluyla görüşmeye devam etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sevgili dostum, dediği Elon Musk'la yaptığı bir görüşmenin ardından, görüşmede, Türkiye'deki kamu ve özel sektör kurumları ile şirket arasında uzay teknolojileri başta olmak üzere farklı alanlarda işbirliğine ilişkin hususları ele aldık. Teknoloji alanında ülkemizdeki ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmeyi ve milletimize fayda sağlama amacıyla bu alanda atılan her adımı desteklemeyi sürdüreceğiz, açıklaması yaptı. Bu görüşmelerin ardından, 19 Aralık 2021'de Türkiye'nin 8. uydusu TürkSat 5B, SpaceX firmasının Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletindeki üstünden Falcon 9 roketiyle fırlatıldı. Ancak, Elon Musk'un Türkiye'ye ilgili olmadığı ortaya çıktı. Elon Musk, Türkiye'de ana sermayesi 710 bin Türk lirası olan Tesla motorları satış ve hizmetleri limited şirketi için geçen ay 50 milyon Türk lirası sermaye artırımına gitti. Bu ticari girişimin gerisinde ise Elon Musk'un Tesla otomobillerini Türkiye'de de satmak istemesi yatıyordu. Tesla'nın Türkiye CEO'su için iş görüşmelerini büyük bir gizlilik içinde bizzat Elon Musk online olarak yaptı. Yapılan mülakatların sonunca, Tesla'nın Türkiye CEO'su olarak seçilen isim, 2015 yılından bu yana Lufthansa Türkiye Irak CEO'su olarak görev yapan ve 3 kez 40 yaş altı başarılı CEO ödülü alan Kemal Geçer oldu. Dünyada ve Türkiye gündeminde olan en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Esenlikle kalın.